Merhaba, bu hafta Hatıralar programımızda çok önemli bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Sevgili Mahmut Cevher. Hoş geldiniz efendim. İlk şöyle başlayayım. Sağlığınız nasıl? Sağlığım göründüğü gibi. Bomba. Güzel. İyi görünüyor. Çok iyi görünüyorsunuz. Sorun yok oğlum. Oh, süpersiniz. Bu arada gözleriniz renkliymiş. Ben hiç farkım. Gözlerim renkli mi? Evet. Değişik bir renk. Evet, yani ilk de ben sizi böyle kahve falan zannediyordum ekranlarda ama. Ekranlarda şöyle. Evet, ilk defa yani şaşırdım açıkçası. Güzel bir şey. Gözüme çok takılıyor bak. Evet. Peki ben Hatıralar programımız olduğu için sinemaya geçiş öykünüzü dinlemek isterim. Keşfediniz nasıldı? Keşfedilmedim, ben yarışmaya girdim. Ses mecrası. Evet, 1976 senesi Türkiye birincisi, papatyacısı oldum. O zaman, ondan sonra o zaman şeye katılan o günün 5 tane büyük, 6 tane büyük yapımcısı, prodüktörü benimle yılda 18 film olmak, içeriden 18 bir film anlaşması yaptılar. İşte birisi Aile Şerefi, demin konuşmuştuk. İlk ona başladı. İlk filminiz mi Aile Şerefi? Peki sizinle sizinle yarışmaya girenler arasında kimler vardı? Yani hatırda mesela, kalan rahmetli Oya Aydoğan. Orada kızlarda birinci olmuştu. Ben erkeklerde oldum. Peki Aile Şerefi yani büyük bir şans aslında. Sinemaya giriyorsunuz ve böyle güzel bir büyük, filmde. Ben bir açıklama yaptım. Büyük bir şans ama bir yerde de büyük bir şanssızlık oldu benim için. Neden? Ondan sonra Ertem Eğilmez rahmetli, Tarık Akan falan, Kemal Sunal alınıp ayrılmışlardı. Onların yerine beni monte etmeye çalıştı. Yani başkalarıyla film yapmayacaksın dedi. Ben de özgür ruhlu bir adamım. Ben dedim ki kimseye de öyle değil, bağlanmam. Siz istediğiniz zaman gelip sizin filmlerinizde oynarım ama ben sinemanın tümüne hizmet etmeye geldim dedim. Öyle bir sıkıntı oldu aramızda. Bana karşı bir tavır geliştirdiler. İşlerimi engellediler falan, böyle bir sürü sıkıntılar oldu senelerce. Ben de bıraktım sinemayı o sene. 5 tane, 6 tane bir film yapmıştım. Avrupa'ya döndüm tekrar. Kaç yıllarından bahsediyorum? 77. Sanıyorum o dönemler bir Hababam sınıfında Tarık Akan ayrılma noktası olmuş film şirketinden. Ondan sonra mı acaba? O almıştı. Evet. İzmit'te bir gitmiştik hep beraber. Biz Ahmet Cüneyt Arkın, Tarık Akan. İzmit'te bir grev vardı. Büyük bir grev vardı İzmit'te, fabrika. Onları destek için oraya gitmiştik. O gün ayrıldıklarını deklare ettiler. Siz sonra Avrupa'ya gittiniz. Geldim. Yani ben 2-3 kere bıraktım sınavı. İşte araya bir, ben geldikten sonra araya bir şey girdi. Böyle işte şarkıcı, türkücü filmleri girdi. Sonra filmleri fırfırcası başladı falan derken bizim arkadaş dayanamayan, ekonomik anlamda da arkadaşlarımız bir konularda oynadılar falan, yok oldular. Ama ben direndim. Hala direniyorum. Peki Avrupa'da ne kadar kaldınız? Ben ilk etapta 1967'de gittim. 3,5 yıl kaldım. Geldim, askerlik yaptım tekrar. Ben esas gemiciyim. Denizler, uluslararası denizciyim. Öyle mi? Tabii, bakmadınız mı şeyime? O kısmı atladım bakın. Ya sayfama baksaydınız, ben bakmıştım. Yo ben her şeyinizi inceledim. İlk seferim nereye çıktı ama söyleyeyim mi? İlk seferim. Neresi? Kuzey Kutbu. Gerçekten mi? Reykjavik'e 2,5 ay kaldım, gündüz yaşadım. Kuzey Kutbu'nda. Ama çok güzel bir şey bu. 2,5 ay gündüz yaşadım gecesiz. 18 işte. Kaptan neydiniz o zaman? Yani o zaman ben 3 aylık bir şey vardı. Hazırlık kursu, onu kazandım. Girdim. Sonra geliyorsun, orası bir pratik kaptanlık okulu. Öyle mi? Yani belli periyotlarda girip okula gidiyorsun, sonra gidiyorsun yerinde otantik olarak şey yapıyorsun, kurs veriyorsun, gemide çalışıyorsun. Öyle bir geçiyor. Peki bu eğitimi aldınız, daha sonra sinemaya geçtiniz ama bu gemiciliği daha... Bu eğitim aldığım eğitim gemi, güverte eğitimi, gemi yani. Kullanma eğitim falan, okul değil yani, bu şey yok. Tamam. Pratik alay anlamında. Anladım. Peki
Eskiden meşhur olmak daha mı zordu? Hem zordu hem kolaydı. Biraz açar mısınız? Nasıl? Şöyle, yani eskiden meşhur olmanın kolay yolu, bir filmde ikinci veya birinci adam aniden girerseniz olurdunuz. Hı hı. Ama öyle işte çünkü karakter oynayacağım. Yok, iyi karakterdi, kötü o, bugünkü gibi şeyde öyle geçerli değildi. Yani. Hı hı. Şimdi daha zor. Şimdi geliyorsun, oynuyorsun, bir menajerlik şey var işte. Kas. O kadar bir şey ki öğütüyor ki, bir değirmen ki şimdi bu şeyler, özellikle dizi filmler. Öğütüyor bırakıyor, öğütüyor yok ediyor. Yani gelen tutturan kalıyor birkaç tane. İşte bir şey var şimdi yeni nesilde de, yani akarken doldurayım, çeşme akarken diye. Her önüne gelen, para kazanacak her şeyi yapıyorlar. Yani hiç kimse, benim evet. İşte tenkit ettiğim taraf o bu. Çok iyi oyuncu çocuklar var gençlerde. Bir de bunu yalnız para için hiç umursamayan, yani öylesine rol seçimi yapmayan, yapamayan. Ben kazandığımı kazanıp gideyim diye, yani 25 yaş, 30 yaşındaki adam, yani ben 50 yaşında da oyunculuk yapacağım diye düşünmüyor. Bakın ben 48 sene yanımda oyunculuk şeyim var. Ya bunları biz hep ben tasarlayarak, yani bilinçli olarak geldim bugüne. Bir sürü filmlerde oynamadım, parasız kaldım. Günler hala para kazanmıyorum. 18 senede bana iş vermiyorlar. Niye öyle vermiyorlar? Yani ben, siz de bunun şeyi nedir sizce? Nedeni nedir? Benim şeyim, elektriğim fazla, böyle etkiliyor insanları. Enstrümanımızı kabadayıya çıkarttılar bir zamanlar, böyle bir şeyler. Ben de bir canlı yayında 3 kere söyledim. Dedim ki bu sinema hayatımda sensin dediğim bir adam varsa, böyle parmağımın ucunu ettirmiş olayım, böyle sert bakmış olayım, bir de çıksa şimdi sinemayı bırakacağım dedim. O hala, ben bilmiyorum. Bir taraftan da dünyada beni şu anda işte şeyden, Toronto Film Festivali Başkanı Kanada'dan şey yaptılar, röportaj yaptılar. Marlon Brando da, Al Pacino da aynı seviyede tutuyorlar. Eğitim almamış olmamara, yani sinema eğitimi almamış. Hı hı. Daha işte 15 gün falan oldu. Size şimdi biraz sonra gönderirim. Şeyi. Ay çok iyi olur. Çünkü 26'sında geliyor Toronto Film Festivali Başkanı. Benim bir hikayem var, Savruluş diye. Onu çekmek istiyorlar. Ortak onlar oldu. Bakalım işte. Senaryosunu siz mi yazdınız? Şu anda şey halinde. Zaten senaryosu çok kolay yani. Bir iki saat içinde yaşamı değişen bir hayatın insanı, hayatı değişen bir insan aslında. Siz oynayacak mısınız? Ben, evet, ben oynayacağım. Harika. Tek bir başarı var zaten. Olsun, çok güzel. Yani İki saat içinde evet. Adam işinden çıkıyor, evine gelirken bir arada geçen olay. Ay çok iyi, çok ilginç. Evet. Ve iki saat. Şimdi bu ses mecrası çok önemliymiş sizin döneminizde. Aslında meşhur olmayı da biraz anlamda kolaylaştırıyormuş. Ses dergisine giriyorsunuz, yarışma tabii oluyor. Canım işte bir ama tek... bu dönem aslında, o dönem daha mı kolay gibi ama geliyor? Ama bizim için şöyle bir avantaj. Biz rahmetli Oya ile beraber 18 film anlaşması yaptık. Ve hep bize 10'ar bin lira avans verildi. 10'ar bin lira avans verildi film başına, bütün şeyler. 10'ar bin lira çok muydu o zaman? Neydi? Yani iyi miydi? 30 bin liraydı benim film ücretim. İyi bir rakam mıydı ya? Yani? 30 bin lira kimse almıyordu. Harika. Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama benim o gün başarılıydığımdan hiçbir 30 bin lira almıyordu. Peki siz aldığında bunları değerlendirebildiniz neyi mi? Neyi değerlendirebildiniz? Aldığınız paraları değerlendirebildiniz yok. Mi? Evet. Benim mülkiyet şeyim yok. Bir bağlı kalmayı sevmek. Ne evim var, ne arabam var. Herhalde gemicilik ruhu da oradan ileri geliyor. Ben özgür bir adamım. Bir de paylaşmayı çok seviyorum. Aldığım paraları dağıtıyorum. Ne güzel. Sosyalist bir ruhum var. Ne güzel. Çok çok güzel. Peki. Peki o zamanlar oyunculuk eğitimi var mıydı? Yok, vardı tabii de ben okul var. Konservatuvar var. Konservatuvar var. Öyle, şimdiki gibi böyle bu her köşede bir oyunculuk okulu yoktu yani. Hmm. Sınavla alınıyordu. Tabii canım, sınavla. Evet. Ama daha çok o dönemde alaylı olup da oyunculuğa geçiş yapanların bence daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yani okuldan ziyade. Şimdi zaten Türk sinemasının temeli Ses Dergisi'nden geliyor. Evet. Yani bugün ve dün bildiğimiz, tanıdığımız bütün jöler Ses Dergisi'nden evet. Gelen birinciler, ikinciler. Evet. Ya yani oradan gelen artık birinciler, ikinciler. Peki ilk kamera
deneyinizi mutlaka hatırlıyorsunuz. Neler hissettiniz? Yani heyecanlandınız mı? Nasıl bir duydu? Ben ilk mesela İtalyanlarla bir film denedim. Beni hatta İtalya'ya götürmeye kalktılar. Öyle mi? Sonra darbeydi. Sonra iki arkadaş oldu. Rahmetli Cüneyt abi, Fikret Hakan ben. Orada ben Fikret abinin oğlunu oynuyordum. İlk planda elim kırıldı ve 8 yerden bileğim çıktı. Ve onu sardım, öyle bitirdim filmi. Yani acı çeke çeke filmi... Hayır, onu gece benim de Ahmet Gül Ersin abim vardı beraber. Onun yanındaydım ben. Yedek parçası. Küçük yalıda bir çıkıkçı bir kadın varmış. Evet. Gelenekler vardı ya karıkçılar. Bilmez miyim? Gece saat 1 falan müthiş artık sancının şeyi çok artmıştı. Beni oraya götürdüler. Elimi verdim kadına, böyle bir saat kırdı, o tutturdu, çekti falan. Başarılı oldu mu? Tabii. Ondan sonra giderken dedi orada bir şeyler oldu. Oradan dedi bir kiloluk falan böyle bir biftek alın, soğuk. Sardırdı koluna, bileğine. Ertesi gün sardım, hiç ne sancı kaldı ne bir şey. Harika. Sonra röntgen çektirdik. Doktor dedi ki, kim dediniz burada dedi, kırık çıkık yok dedik. İlk şey müdahaleyi de rahmetli Cüneyt abi yapmıştı. Gerçekten mi? Cüneyt abi doktordu çünkü. Cüneyt abiyle sinemaya girmeden de bir dostluğumuz vardı. Öyle mi? Tabii. Nerede tanışıyordunuz? Onun bir Mercedes arabası vardı, yeşil. Bir gün ona şey lazım oldu, yedek parça. Onun adamları var ya, bu kavgacı çocukları. Evet. Bana geldi, biliyorlar dedi. Abi böyle, o zaman parça olmak falan yok. Ben onun arabasını yaptırdım, parçalarını falan buldum. Size niye geldiler? Siz o zaman bu işlerle de mi ilgileniyorsunuz? Yedek parçacılık yapıyorum dedim ya, Ersin abinin yanında. Eminönü'ndeydik, Türkiye'de. Sonra Cüneyt abinin pro şeyi vardı herhalde. Bize de devamlı çekilen müşteriler pro viski getiriyor devamlı. O prolardan ben bir yemeğe davet edildi. Giderken pro götürüyordum. Böyle bir dostumuz var. Peki Cüneyt Bey'in sizin bu sinemaya geçişte bir etkisi oldu? Yok. Yani olabilir ya, belki hani... Yarışmaya girdiğimde tek portföyli olmayan insan ben. Ne güzel valla. Cüneyt abi benim yarışmaya girdiğimi bile bilmiyordu. Son günde gördü beraber. Hiç birlikte rol aldınız mı peki? Aldık ya, darbe. Onun dışında. Evet. Peki heyecanlandınız, orada kalmıştık. Çok heyecanlandınız kamera önünde. Replikleri falan unuttunuz mu? Yok. O heyecan başka bir heyecan. Daha söylemişti, elimin kırılmasına neden rahmetli Şirket abinin arkası dönüp bana tokat atacaktı. Ben tokat işte önümden geçecek diye bekliyorum. Patlatmasıyla beraber burnuma geldi el falan. Yani bir şaşkınlıkla dengemi kaçırdım yere, elimin üstüne düştüm. Kırık oradan kaldı. Peki en çok kimle kamera karşısına geçmekten mutlu oluyordunuz? Yani... Benim öyle bir tercihim yok. Hiç olmadı. Ama mesela son zamanlarda çok oynamak istediğim oyuncular var. İşte Şener Şen'le başa baş beraber bir karakter, bir sinema filmi ile oynamak istemiştim. Kendisine de söyledim Şener abi. Sizinle beraber bir oynamak istiyorum demiştim. Yani geç değil, oynayabilirsiniz. Teklif gelirse çok sevinirim. Komedi de olabilir, hiç fark etmez. Ben en çok zaten istediğim şu anda bir komedi oynamak. Gerçekten abi, hiç oynadınız mı peki? Oynamam mı? Sinemada ikinci film Gel Barışalım ve çok tuttum. Kiminle oynamıştınız yani? Müjdar'la. Müjde Ayla oynamıştım. Onu bir izleyin bak, durum komedi söylüyordum ve millet kahkahalarla gülüyoruz hep de. Abi izleyeceğim, merak et. Çünkü ben çok severim eski Yeşilçam filmlerini izlemeyi, hala çok severim. Onu izleyin. Evet, gerçekten bir emek var sizin yaptığınız filmlerde. Bunu hissediyorsun yani, kamera önünde de hissediyorsun, ekran önünde de hissediyorsunuz. Peki, ben şimdi tekrar şeye dönmek istiyorum. Aile Şerefi sizin ilk kamera karşısına geçtiğiniz filmde. Peki o setten bir anımız, çünkü çok iyi oyuncular var orada. Adile Naşit var, Münir Özkul var. Var mı o setten bir anınız, bir güzel bir kaç şey? Kaç tane var? Nasıl ya, bir tane anlatın bence. Yani nasıl yani? Ya filmin içinde işte vurulma, dövülme sahneleri var. Ya bir sahne vardı, ilk sahne. Böyle bir işte kör bir bıçakla tıraş oluyordum aynanın karşısında. İlk sahnemde. Kan çıkacak, keseceğim. Şöyle bir yaptım, stop dedi. Orhan abi sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bana böyle yaptılar. Dedi ki, ben Türkiye'nin en büyük oyuncularından birisi olacaksın demişti o sahne yüzünden.
Çok para kazandınız mı? Yani az önce bahsettiğiniz zaman eskiden çok para kazanılmadığı söyleniyor. Evet. Siz o biraz anlatır mısınız? Yani, yani ama o zaman da paranın değeri vardı. O zaman aldım 30 bin lira, şimdi alsam ben o zamanki değeriydi. Peki bu sonuçta 30 bin lira o dönemin parasıyla iyiydi. Çünkü siz az önce dediniz ki herkes 10 bin lira alırken ben 30 bin lira alıyordum. 10 bin lira alırken demedim. Yani herkesten fazla alıyordum. Tamam. Yani bir yatırım yapabildiniz mi peki? Dedim ya, benim mülkiyet tarafım yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Yani, bir de ben baba tarafından geliş tarzım da biraz diyeyim. Yani o da hiç beni mülkiyete sevk etmedi. O öyle yetişme tarzım mülkiyet şeyimi yok etmiş kafamda. Hala bile düşünmüyorum. Param olsa hiçbir şey olmaz. Peki, araba bile almam. Peki sizin dönemin starları nasıldı? Ya da o starlarla aranız nasıldı diyeyim? Hani sizden önce birçok sinemada bir sürü insan vardı, emek vermişti. Onlarla aranız nasıldı? İyi de değildi, kötü de değildi. Yani bir yakın olduğunuz, hani Cüneyt Bey'diniz. Bakın bizim sinemamızda bir şey var. Herkes birbirine rakiptir. O olduğu için. Şimdiki oyuncular birbirlerine beraber bir sosyolojik bir ortam yaratıyorlar. Evet, çok hoşuma gidiyor. Evet. Birbirlerinden tatile çıkıyorlar, böyle bir şeyler. Bizde karşılaştığımız zaman canım nasılsın falan, o kadar. Bu kadar. Peki görüştüğünüz var mı şu dönemde? Az önce Bülent Bey'le görüşüyorum. Bülent Bey'le görüşüyorum. Evet, Bülent Bilgiç'le görüşüyoruz. Benim görüştüklerim... O da mı burada oturuyor? Yok, o Levent Levent'te oturuyor. Benim görüştüklerimi hep söyledim ayrıca. Allah rahmet eylesin. Yaş kurumları. Hepsi öldü. Siz hiç yaşınızı göstermiyorsunuz. Ya. Evet. Ciddi söylüyorum. Halbuki bana 90 yaşındasınız. Asla öyle bir şey yok. Yok şaka. Yok ya, hayır. Ben sizin kaç 74 yaşında yaşındasınız biliyorum ama kaç 74 yaşında göstermiyorsunuz. Yaşında? 65 falan yani öyle. Evet. Hakikaten. Aslında ben hep şöyle söyleyeyim, şimdiki o kadar çok dizi çekiliyor ki sizin gibi değerli insanların o tecrübelerinden yararlanmaları lazım diye düşünüyorum ben. Bakın, şimdi bu yaş gösterip göstermemesi biraz da irsi, yani şeyden genetik. Yalnız bir de ben bunu ilaveten, 20 sene yaklaşık içki içmiyorum, hiç ağzım olsun diyorum. Çok içiyorum eskiden, sigara içmiyorum. Önemli bir faktör. Gece örtüm yok. Öyle karanlıklarda sigara dumanın içinde falan yaşamıyorum. Yemem içmeme çok dikkat ediyorum. Ben de bir şey başladım son senelerde. Ben baharatlarla, çok baharat kullanıyorum. Özel baharatlar kullanıyorum. Güzel. Yemeklerimi zeytinyağı, kırmızı zeytinyağlı. Tamamıyla. Eti yalnızca ihtiyacım olduğu kadar. Akdeniz türü gibi, Akdeniz yani, usulü besleniyorsunuz gibi evet. Diyelim. Tabii yani insanın yediğine içtiğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir de mesela bir ekmek alıyorum, siyah ekmek, buğday ekmeği. Hı-hı. Bir hafta 10 gün çok yemiyorum. Ya bunun içinde hamur yiyecekleri falan, hiç tatlılar yok, falan. Yani ara sıra böyle bir pilav milav, makarna hoşuma gidiyor ama ara sıra yani. Peki şey soracağım. Şimdi aklıma bir soru geldi de, sizin döneminizde sosyal medya olsaydı, bence hani şu anda bir replik mesela Kanada'dan da izleniyor, Amerika'dan da izleniyor, şundan da izleniyor. Bence sizin olduğunuz konum daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Sosyal medya size çok fazla yarar sağlayabilirdi. Mesela oynadığınız filmler daha çok insana ulaşırdı. Siz bunu böyle düşünüyor musunuz? Düşünüyorum yani, olabilir. Evet. Peki siz az önce bahsettiniz ama ben size biraz daha bahsetmenizi. Yeşilçam'daki ilişkiler, dostluklar, tamam kıskançlık falan var mı ama bir dostluklar da vardı herhalde değil mi? İlişkiler nasıldı? Şimdi ben... Bize, mesela o dönemde sizin en iyi dostunuz kimdi? Ben ruhen o aleme hiç uyamadım. Çünkü benim bütün arkadaşlarım sinemanın dışında. Ben gidip işimi yapıp sinemanın dışına çıkıyorum. Hiç... Sinemayla çok arkadaşım yok. Ama o dönemlerde bir yakınlaştığınız, bir dostunuz... Ya dost dedim ya demişti. Görüştüğümüz zaman canım nasılsın boynunda işte. Tam bir tiyatro sahtekarlığı, tiyatrocu sahtekarlığı. Öyle derler. Tiyatrocular çok yaparlar. Böyle bir şey tattırırsın da içmeden... Oh!
daha hiç de tatmamıştır onun. Mükemmel. Ne kadar güzel. Dostluklar da böyle sanat hayatında. Daha böyle karşılaştığın zaman ne kadar özlemişim seni. Canım benim nerelerdesin? O kadar. Bir de ondan sonra yok. Halbuki cep telefonu var değil mi? Bir alo da nasılsın? Tabii. Tabii. Herkes herkesi rahatlıkla bulabiliyor artık. Peki siz mi iş peşinde koşardınız yoksa iş ayağınıza gelir miydi? İş ayağıma gelir. Orada nasıl bir şey trafik bundan vardı? Bundan önce bir samimiyetle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Abim de söylüyor. Diyor ki inanma insanların samimiyetine, menfaatleri için gelirler secde. Eğer yaratmasaydı cenneti alayı Allah, ona da etmezdi. Evet, süper bir şey. İşte hayatımız böyle. Peki ben bir şey sormak istiyorum. O yıllardaki Mahmut Cevher'e ne söylemek isterdiniz? Çok şeyler söylemek isterdim ama benim hiç keşkelerim yok benim. Yani hiç keşkem yok. Ben ne güzel. Dünden dedim ya, dünden ders çıkar, bugünü yaşa, yarın umut et. Yani dünden çıkardığım dersler ve bugün zaten benim için hayat yaş bir yaş, bir gün. Sabah doğdum, sabahleyin uyanırsam doğmuş sayıyorum kendimi, yeni doğmuş sayıyorum. Gece yattı uyuduğum zaman ölmüş sayıyorum. Yani bir gün. Ne dün bugüne benziyor, ne yarın bugüne benzeyecek eğer yaşarsam. Çok şey söylemek isterdim ama hiç keşkem yok. İşte, peki. Hiç onu, keşke böyle olsaydı, bunu yapsaydım diye bir hiçbir hafızamda kalan bir şey olmadı. Yani bunu dersem, yaparsam kendimi çok üzerim. Kimse de yapmasını tavsiye etmem. Çünkü keşkeler ve geçmiş insana hiçbir etki yapmıyor. Yani pozitif anlamı yapmıyor ama insanı üzüyor. Evet. Yani hiç gerek yok. Geçmişle uğraşmanın hiç anlamı yok. Bir şey kazandırmıyor zaten. Ne diyor şey Mevlana? Dün dün de gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Lazım. Dün dün de gitti, dünle beraber. Peki Yeşilçam size ne öğretti? Yeşilçam'ın bir okul olduğunu söylerler. Yeşilçam üniversite. Evet. Ne öğretti size? Her şeyi öğretiyor. İnsanlıktan üçkağıtçılığa kadar ne varsa öğretiyor. Ama oradan yetişen sanatçılar şimdi yetişenler arasında çok büyük fark var. Çünkü bizim üniversite, Yeşilçam çok özveriyi iyi benimsemiş insanlar var. Şimdikilerin canı çok tatlı. Yani siz daha zor şartlarda film çekiyorsunuz. Dublör çok fazla kullanmaz. Hiç. Ben hayatımda dublör bilmiyorum. Bir tek Kurtuluş dizisi çekilirken herkes dublör kullanıyordu. Ben ata biniyordum. Yönetmen ne olur ne olmaz diye beni de bindi. Bazı uzak sahip. Yakınlarda biliyordum da uzaklarda dublör biliyordum. Zaten tek ata binen de bendim. Öyle mi? Onu da Savaş söyledi. Rahmetli Savaş Dinçer. TRT'de gittim. Bir de aramızda bir tek ata binen Mahmut Cevher vardı. Sinema hayatınıza kaç film sığdırdınız? Bayağı vardır herhalde. Çok filmim yok. 20 tane yakın falan değil. Vardır yoktur ya. Yani. Yoktur. Ama hep de güzel filmlerde oynamışsınız. Yani yüzde, bir şans bence. %80'i öyle. Hep ama akılda kalan filmler. Ama ben hep seçerek oynayan insanım. Mecbur kalmadığım anlaşmalarım dışındaki filmler hepsini seçerek oynayan. Şu an seçerek oynamasaydım 150 tane filmim olurdu. Mutlaka. Yani. Hayatınız bir film olsa ne tür olurdu sizce? Dram olurdu, komedi olurdu, avantür olurdu, her şey olurdu. Son bir sorum. Bu herkese sorduğum bir soru. Gözlerinizi kapayın ve anne evinize gittiğiniz zaman burnunuza ne kokusu geliyor? Koku mu kalmış? Annenizden kalan. Bir şey söyleyeyim, hazır mısın? Eskiden Nişantaşı'na otururken annem biraz dedikodu severdi rahmetli. Yalnız yaşıyor, emekli öğretmen. Bir de benimle dertleşirdi. Saat 12 oldu mu kurulmuş saat gibi arardı annem. Telefon, o zaman bu telefonlar yok. Ve bir saat falan ara sıra dedim ki anne bak. Şu ne yaptı, bu ne yaptı? Anne bak yine dedikoduya gidiyor. Ya senden de bir ağız tadıyla dedikoduya bulmuyor. Yemin ediyorum şu anda bak ailem 15 kişiye oturuyorduk sofraya. Bir tek ben kaldım. Hepsi vefat etti. Nur için de yaz. Şu anda bu yaşta tek özlediğim biri var, o da annem. Annemi çok özlüyorum. Neden bilmiyorum.
bence insan her yaşta annesini özler. Ben... Gece böyle kendimle baş başa, özellikle 12'den sonra falan kendimle kaldığım zaman annem çok hatırıma geliyor. Ya aslında o telefon, o şey, o anları bile şey ne kadar... Hala bir şey elim böyle gidiyor. Hala ben bak, 20 sene yaklaşıyor. Hala o telefonun şeyini, hala şimdi arayacak zannediyorum. Onu atamadım üstünden. Nur içinde yatsınlar. Hepsi. Anneler çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Sorularım bu kadardı. Eğer sizin eklemek istediğiniz bir şey var... Yok, ben hayatta teslim olmam bir adam. Ne güzel. Düşerim kalkarım. Düştüğüm zaman... Bakarım yukarı doğru. Ben şimdi biraz sonra kalkacağım. Kendi kendimle konuşurum. Ben biraz sonra kalkacağım diyor. Çok düştüm ben çünkü. Yani düştüm derken yere düşüp kapaklanmak değil. Sinemada bir şey vardı bizde. Yeşilçam sinemasından bu tarafa kaynaklanan. Bir oyuncu belli bir yaş veya bir yaş bir şeyden sonra şeyini kaybederse kariyerini veya şöhretini bir daha biter o. Bu bir tek beni bitiremediler. Bitmeyin bence. Hayır bitiremezlerdi. Çünkü ben tek başıma savaşçıyım. Ben diyorum ki ben Türk sinemasının son Mohikanıyım.